Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda böyle çok tatlı ve çok basit bir kendin yap projesi göstereceğim. Şöyle mini bir tart kalıbım var. Bunun çapını vereyim. Benim kullanacağım tart kalıbının çapı 12 santim. Bunun daha küçük boyutlu olanları var, daha büyük boyutlu olanları var. Daha büyük boyutuyla başka bir proje yapmıştım, yine böyle bir etaminli proje. Onu da göstereceğim videonun sonunda. Evet, şimdi bunun için şöyle bir daha önceden işlenmiş bir kanepeçem var, etaminim var. Bunu kullanacağım. Şöyle bir mukavva kapak, pizza kutusu kapağı kullanacağım. Sonra şu şekilde bir elyaf kestim. Minik bir dantel parçam var. Evet, kullanacağımız malzemeler bunlar. Tabii bir de silikon, sıcak silikon kullanacağız. Şimdi şu tart kalıbının içine uyacak şekilde şöyle ortasında kalacak şekilde bir kalıp seçtim. Şu bardak kupa ağzı uygun geldi. Bunun etrafından çizeceğiz. Evet. Şöyle çizip keseceğiz. Evet, keselim. Evet, bu şekilde kestim. Aynı boyutta bu elyafı da kestik. Şimdi şu etamin parçamızı şöyle ortalıyoruz ve kenarlarından şöyle dikeceğim. İğne ipliğimi hazırladım. Şöyle bakın, şuradan karşılıklı alarak bir kalıp şeklinde, çok da sıkmadan şöyle çapraz şekillerde böyle karşılıklı evet, bu mukavva ve elyafı etaminin içine hapsediyoruz bu şekilde. Evet, bakın hep karşılıklı alıyorum. Mukavvayı büzmeden şöyle iyice ortalayacak şekilde. Evet, devam edelim. Evet. Bu şekilde arkasını büzdürdük ve kapladık. Evet. Şimdi bu danteli bunun etrafına geçireceğiz. Yalnız onun öncesinde bir miktar büzmemiz lazım, rahat dönebilmesi için. Şöyle yine ipliğimi aldım. Şuradan geçiriyorum. Evet. Şimdi buna bir şöyle teğel atıyoruz. Büzdürüyoruz arkadaşlar. Evet, devam edelim. Evet, dantelimizi büzdürdük. Diğer dantel küçük geldiği için değiştirdim. Sıcak silikonla şimdi arka kısmına yapıştıracağız. Şöyle şuradan başlayacak şekilde. Evet, bu şekilde yapıştıralım. Evet, bu şekilde yapıştırdık. Şimdi tart kalıbının üzerine yapıştıracağız. Her tarafına sıcak silikon sıkalım. Kenarlara ve orta kısmına bol da. Evet. Şimdi yapıştıralım.
Evet, yapıştırma işlemini tamamladı. Projemiz tamamlandı bu şekilde. Evet. Kaneviçeli tart gibi bir şey oldu. Arkadaşlar bu şekilde bir plastik ayakla kullanabiliriz. Şöyle bakın çok tatlı oldu. Evet arkadaşlar bu da daha önce yaptığım bir çalışma. Böyle daha büyük bir tart kalıbında. Evet. Evet aynı tarz çalışmaları böyle tabaklar üzerinde de yapabilirsiniz. Burada elyaf kullanmadan yaptım. Bir fincan tabağıyla. Evet, bu da böyle bir fikir olsun. Evet, umarım faydalı bir video olmuştur. Diğer projelerimde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.